Çok kısa bir aradan sonra, o ara dediğim haber arası tabii ki, haberlerimizle devam edeceğiz. Reisinin helikopterinin düşmesinin sonucunda bulunduğu ilk anların görüntüsü ortaya çıktı değerli izleyicilerimiz. Gelin birlikte izleyelim. O anlar nasıl kaydedilmiş? İran Cumhurbaşkanı reisinin hayatını kaybettiği helikopter kazasının hemen ardından helikoptere ulaşılan ilk anların görüntüsü, bakın nasılmış, o video yayımlandı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin ölümünün ardından kaza mı yoksa sabotaj mı soruları gündeme geldi. Reisi Doğu Azerbaycan eyaletindeki baraj açılışından dönüyordu. Konvoyunda 3 helikopter vardı. Hava şartları nedeniyle 2 helikopter geri dönüş yaptı ancak Reisi'yi taşıyan araç yere çakıldı. İran dini lideri Hamaney Reisi'yi halefi olarak hazırlıyordu. Reisi'nin ölmesi İran'daki iç dengeleri bozdu. Bu da akıllara İsrail veya Batı ülkelerinin sabotajı mı sorularını getirdi. İran ambargolar nedeniyle hava taşımacılığında geride kalmış bir ülke. Reisi'nin helikopteri Bell 212 modeldi. ABD yapımı araç 1979 yılında fabrikadan çıkmıştı. Uzmanlar ambargo nedeniyle yedek parça temininde yaşanan zorluğun kazada rol oynamış olabileceğini değerlendiriyor. Tele 1 canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Esat Arslan, helikopterin İran devletine ait olmadığını da belirtti. Kızılay helikopteri, bu çok önemli bir şey. Yani üzerine baktığınız zaman açıkça biraz evvel söylediğim gibi Cemiyet İhlali Ahmer diye görüyorum. Bütün açıklamaları dikkat ederseniz Kızılay tarafından yapılıyor. Evet. Yani Kızılay bu sorumluluğu almış ortaya giriyor. Bir diğer dikkat çeken ayrıntı ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Helikopterin sinyal sistemlerinin kapalı olduğunu söyledi. Kurtarma sorumluluk sahamız içerisinde bulunuyor İran. O anlamda da bütün hava araçlarının, bütün deniz araçlarının sinyallerini de biz takip ediyoruz. Maalesef muhtemelen sinyal sisteminin kapalı olduğu veya helikopterde o sinyal sisteminin olmadığı. Çünkü mutlaka o sinyaller bize düşer ama düşmedi. Uluslararası ilişkiler uzmanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ise sabotaj olsa bile İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söyledi. İran yönetimi şeyi tercih etti. Yani suikast yerine başka ülkelerin bizim ülkemizde operasyon, bu düzeyde bir operasyon yapabilme kabiliyeti var demek yerine bu suikast konusunu çok fazla açmıyorlar. Değerli izleyicilerimiz, şimdi İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in